yeni bir başlangıcı da yaşatacağız. Nevroz yeni başlangıcın habercisidir. Nevroz bu ülkeye getireceğimiz baharların müjdesidir. 2022 Nevroz'u başarının en önemli denemecidir. İşte o nedenle bütün zorluklara rağmen, bu şartlara rağmen, bu soğuğa, kara kışa rağmen, bu umutla, bu kararlılıkla, bu cesaretle meydanları dolduran sizleri kucaklıyorum, selamlıyorum arkadaşlarım, yoldaşlarım. Kazanacağımıza dair şüphemiz var mı? Bizi yolumuzdan alacak, alıkoyacak tek bir güç var mı? Neden? Neden? Demirci Kavan'ın binlerce yıl önce yaktığı o ateş, özgürlük ateşi büyüyerek yolumuzu aydınlatıyor. Bir kibrit çöpüyle yakılan ateş bugün bu ülkenin, Orta Doğu'nun her yerinde gürül gürül yanıyor. Bu ateş Nevroz ateşi, özgürlüğün yolunu aydınlatıyor. İşte biz bu ateşi söndürmemek için her türlü emeği veren, bedeli ödeyen binlerce, on binlerce yoldaşımızın, kardeşimizin mirasını devraldık. O mirası, onurlu mirası taşımak ve başarıya ulaştırmak için yola devam ediyoruz. Söz veriyoruz. Söz. Mutlaka başaracağız. Hep birlikte, hep birlikte söylüyoruz. Mutlaka kazanacağız. Söz mü? Söz mü? Evet, duyun. Ey savaş baronları, ey kandan, talandan, yalandan, sömürüden medet uman muktedirler, duyun bu sesi. Biz geliyoruz. Halkların gücü geliyor. Mücadelenin kararlılığı geliyor. Ve bu ülkeye baharı getirmeye söz vermiş milyonlar birleşerek geliyor. Sevgili yoldaşlarım, sevgili kardeşlerim, bu iktidar savaş politikalarıyla ayakta kalıyor. Kürt'e karşı savaş, kadınlara karşı savaş, gençlere savaş, emekçiye karşı savaş, doğaya karşı savaş, bu iktidarın ve onun dayandığı rejimin temelini oluşturuyor. Onun için diyoruz ki biz öncelikle bu savaş politikalarını yok edeceğiz. Bu savaş politikalarını durduracağız. Savaşı durdurmanın yolu, barışa giden o güzel yolu önce Kürt sorununda demokratik çözümle açacağız. Kürt sorununda demokratik çözüm, onurlu ve adil barışın ilk adımıdır, temel adımıdır, en önemli hamlesidir. Nevroz yıllardır demokratik çözüm ve büyük barış için bir sembol olmuştur. Biz 2013 Nevroz'unda okunan o barış deklarasyonunun arkasındayız. Biz Dolmabahçe'de açıklanan demokrasi programının arkasındayız. Biz Eylül ayında açıkladığımız deklarasyonla demokrasiye,
Kürt sorununun da demokratik çözüme, bütün halklar için büyük barışa giden yolda yürümeye kararlıyız. Sözümüzde duruyoruz. Baskılar bizi durduramıyor. Baskılar bizi engelleyemiyor. Yoldaşlarımızı siyasi rehin olarak tutuyorlar. Barışın yolunu açmak için 2013 Nevroz'unda İmralı'dan gelen sesi kısmak için tecdidi ağırlaştırıyorlar. Bilelim ki tecdit savaş politikalarında ısrarın en büyük sembolüdür. O nedenle barış mücadelesi İmralı tecridini kırma mücadelesinin de mutlaka bütünleştirici parçasıdır. Barışa karşı, barış için mücadele, savaşa karşı mücadele aynı zamanda tecridi kırmak için mücadeleyi içermek zorundadır. Bugün burada bu meydanda toplananlar bu ülkeye, Orta Doğu'ya büyük barışı getirmeye azmetmiş ortak iradenin temsilcileridir, sesidir, neferidir. Sevgili gençler, sevgili kadınlar, sevgili emekçiler, İstanbul bütün bu renklerin buluştuğu kenttir. Emek kentidir, mücadele kentidir, direniş kentidir. İşte İstanbul'dan yükselen ses bu nedenle önemlidir. İstanbul'da buluşan ortak irade bu ülkenin yeni inşa için yolunun müjdecisidir. Bunu her şart altında gösterdi İstanbul. İstanbul halkları, İstanbul'un emekçileri bütün renkleriyle burada bir aradadır. Bakın, kadın mücadelesinin moru, ekolojistlerin yeşili, sosyalistlerin kızılı, Kürtlerin kes kusur üzeri bir araya gelmiştir. İşte bu güç birliği, bu demokrasi ittifakı bu ülkede çözümün tek adresidir. Ne mevcut sistem ne de bu sistemi makyajla değiştirmek vaadinde bulunanlar bu ülkenin sorunlarını çözebilirler. Hayır, onlar çözemeyecekler. Bu yoksulluğu, talanı, yalanı, kanı alt edecek olan işte bu birleşik iradedir. Kürt halkının 10 yıllardır sürdürdüğü kararlı özgürlük mücadelesini bütün emek ve demokrasi güçleriyle birleştirmektir. Bu birleşik güç bu ülkeye demokratik cumhuriyeti de getirecektir. Halkın iktidarını da getirecektir. İnanıyoruz değil mi? Söz veriyoruz bu yolda yürümeye değil mi? Bir şüphemiz var mı arkadaşlar? Tereddüdümüz var mı? İşte soğuğa karşı, bu zor şartlara karşı bu haykırış güneşi doğuracak. Doğudan doğacak güneş. Tepeye yükselecek. Bu karanlığı mutlaka ama mutlaka alt edecek. Biz büyük barış için yola çıktık. Doğayla savaşanlara karşı
toprakla barışacağız. Halklarla güneşin... savaşanlara karşı halkların haklarını sonuna kadar savunacağız. Merkeziyetçi otoriter sistemde ısrar edenlere karşı yerel demokrasiyi inşa edeceğiz. Yerel demokrasinin üzerine güçlü demokrasiyi kuracağız. Ve işte bu büyük bir mücadele gerektiriyor. Barış dendiği zaman sanki korkaklık varmış gibi algı yaratıyorlar. Oysa en zor mücadele barış mücadelesidir. Çünkü savaş politikalarını güdenlerin elinde sadece tanklar, toplar değil. Sadece mahkemeler, polisler değil. Yalan makinesi, basın ve her türlü hile hurda vardır. Savaş politikaları bir avuç baronu zenginleştirmekten başka bir sonuç doğurmaz. Halklara acı, yıkım yaşatır. İşte biz bu acıya, yıkıma, yoksulluğa karşı büyük barış mücadelesini sonuna kadar yürüteceğiz. Ve bu ülkeye o büyük barışı mutlaka getireceğiz. Ama mutlaka getireceğiz. Şimdi hep birlikte bağırıyoruz. Yaşasın barış. Kahrolsun savaş baronları. Savaş politikalarına hayır. Barış hemen şimdi ve her yerde. Sevgili yoldaşlar, kardeşler, sevgili emekçiler, gençler, değerli kadın yoldaşlarım. Evet, gücümüzü birleştirdiğimizde bu düzeni de değiştireceğiz. Bu düzenden nemalanan bir avuç sermayedarın emeği sömürmesine, doğayı talan etmesine, bu ülkeyi harap etmesine son vereceğiz. Tek yol üçüncü yoldur. Bu üçüncü yol sadece seçimde işbirliği değil, uzun süreli bir stratejik tercihtir. Bu ülkeye demokrasiyi, güçlü ve gerçek demokrasiyi, büyük barışı, gerçek adaleti, özgürlüğü, eşit yurttaşlığı getirecek yoldur. Kürtlerin haklı ve onurlu mücadelesinde özgürlük içinde yaşamalarına giden yoldur. İnançları inkar edilen Alevilerin eşit yurttaş olarak yaşayacağı düzenin kurulacağı yoldur. Emeği sömürülen, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen milyonların adil paylaşım düzenini inşa edecekleri yoldur. Bugün bu ülkenin %90'ı açlık ve yoksulluk içinde yaşıyor. İşte bunun temelinde üç temel politika var. Savaş politikaları, yandaşa rant ve soygun israf politikaları yapıyor. Bizim emeğimiz, ekmeğimiz bir avuç sermayedarın, bir avuç savaş baronunun servetlerine servet katmak için talan ediliyor. Ne diyor AKP Genel Başkanı? Ne diyor? Diyor ki, yoksulluk var diyenlere sesleniyorum. Bir merminin fiyatı nedir biliyor musunuz diyor. Biz diyoruz ki mermiye, tanka, topa değil, emekçiye, yoksula, bu ülkenin onurlu halklarına haklarını istiyoruz.
savaşa, topa, tanka değil, emeğe, ekmeğe, eşitliğe, özgürlüğe susadık. İşte bu Nevroz, bunları kazanmanın zamanıdır. Bunu hep birlikte, hep birlikte başaracağız. Siyasi rehine olarak tutulan yoldaşlarımızla özgürlükte buluşacağız. Sesimiz buradan Edirne'ye, buradan Kandıra'ya, Sincan'a, Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde sürgüne mahkum edilen yoldaşlarımıza da ulaşıyor. Buluşacağız yoldaşlar. Özgürlükte buluşacağız. Ve bu buluşma yakındır. Buna inanın. Şimdi hepimiz bağırıyoruz. Özgürlükte buluşma zamanıdır. Evet. Cazdi Beşir. Emil bende azidi azadine. Ev vakt vakta dem demme azadiyeye. Hem alime hemu ve ben eme febre mi meşin. Bazami azadi eme demokrasi eme aşiti behevre avabikin. Baveriye ve çavaya Baveriye ve çavaya kabeşin. Baveriye ve tamı en baverin. En baverin. Emeli Serkev'in. Bütün yoldaşlarımıza, rehine tutulan bütün yoldaşlarımıza özgürlük. Burada bütün renkleriyle, bütün çeşitlilikleriyle bir araya gelen siz halklarımız, emekçilerimiz, işte bu özgürlüğün güvencesisiniz. Nevroz bu yıl final yılında 2022'de finalde Nevroz kazanmanın dönemecidir. Bu yıl final yılıdır dostlarım. Bunu unutmayın. Bu iktidar hangi oyunları oynarsa oynasın, hangi operasyonları yaparsa yapsın, hangi mühendisliklere başvurursa başvursun, boşunadır, nafiledir. Yok seçim kanunlarında değişiklik yapıyorlar. Efendim ne yapacaklar? Kendilerine avantaj sağlayacaklar. Barajı %7'ye düşürüyorlar. O barajı şimdi düşürmelerin amacı o küçük ortakları var ya, MHP. Onu güvence altına almak içindir bu. Ama olsun. Bu barajı kim yıktı? 10 yıllardır mücadele eden bizler yıktık, bizler. %10 barajını bize karşı getirdiler. Ama mücadelemizle, inancımızla, kararlılığımızla yıktık. Şimdi %7'ye indirdiler. MHP'ye hediye ediyorlar. Ama olsun. Bunun temelinde sizlerin mücadelesi var. O %7'yi de yıkacağız. Evet. Biz barajsız seçim istiyoruz. Herkes iradesiyle, gücüyle parlamentoda temsil edilsin istiyoruz. Biz bu ülkede çoğulcu, eşit, özgür, adil yaşam istiyoruz. Bu iktidar ülkede savaş, dışarıda savaş politikalarıyla yürüdü. Yıllardır bu politikayı gidiyor. Şimdi birdenbire barış güvercini kesildi. Ukrayna'daki savaşta güya ara bulucu olacak. Geçin bunları, geçin. Bu iktidarın zihniyetinde savaşlardan fırsat yaratmak var. Bu iktidarın Ukrayna'ya da
Orta Doğu'ya da barış getirecek zihniyeti yoktur. Orta Doğu'ya da dünyanın diğer bütün bölgelerine de barışı halkların ortak mücadelesi getirecek. Barışı temelden inşa edeceğiz, temelden. Bizler bu ülkenin büyük barışı için büyük bir barış hareketi kuracağız. Bu barış hareketini Orta Doğu'da barış isteyenlerle buluşturacağız. İşte güneş doğuyor. Sizin iradenizle doğuyor. Kararlılığınızla doğuyor. Bahar geliyor, bahar. Halkların baharı geliyor. Halkların baharı geliyor. Evet, biz güçlendikçe onlar hiçleşecek. Biz güç oldukça onlar hiç olacak. Biz birleştikçe onlar darmadağın olacak. Evet, sevgili kardeşlerim, yoldaşlarım, şimdi kazanma zamanıdır. Dema Serkeftiye'ye bu inançla Nevroz ateşinin etrafında kenetleniyoruz. Ülkeye demokrasi, barış, adalet, özgürlük getirmek için Nevroz ateşini büyütüyoruz. Şimdi kazanma zamanıdır. Dema Serkeftiye'ye. Nevroz! Nevroz! Dema! Şimdi kazanma zamanıdır. Benim bu kere koşuya da. Reyhan'ı, Bekir'i mi?